Hey, I'm Vanessa Hudgens and you're on the set of my Nylon. Herkese merhaba. Bugün gördüğünüz gibi başlıkta Vanessa Hudgens'ın soyadını okuyamıyorum. Kendisinin biliyorsunuzdur belki, linkini aşağı koyacağım. Hangi videosundaki tipini yaptım, makyajını yaptım onu göstereceğim hemen. Ki şuralarda bir yerde, yani biraz sonra videonun içerisinde makyajını yine göreceksiniz. Onun böyle bir makyajını buğulu, simsiyah ve kahverengi içerisinde barındıran ıslak görünümlü, doğal olarak hani bütün suratındaki şeye baktığımız zaman daha ıslak görünümlü bir makyajını yaptım. Kim istemiş, hemen istek video olduğu için kimin istediğini söylüyorum. Rampa Papam söylemiş. Onun istediği için bu makyajı hemen çektim. Ve hemen yaptım, videoya çektim. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Hiç alakamız olmadığı için, yani surat tipi olsun, hiçbir şekilde benzemediğimiz için ve saç rengimiz, hiçbir şeyimiz benzemediği için ben yüz hatlarını benzetmeye kesinlikle çalışmadım. Aynı fondöteni kullanmaya falan da çalışmadım. Direkt makyajın kendisini kendi yüzüme uyguladım. Öyle söyleyeyim yani. Umarım beğenirsiniz. Böyle. Makyajı da böyle bakabilirsiniz. Ben biraz sonra bu kırmızı ruju silip dışarı çıkacağım. Yani göz makyajı gene dışarıda kullanılabilir bence. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Bay bay. Tabii ki de bir göz bazı kullanıyorum. Şimdi geldik en önemli kısmına makyajın. İlk ne yaparsanız öyle gider ya. Şöyle ben color tattoo'lardan kullanacağım. Bunları ne zamandır kullanmıyorum ama böyle krem bir far kullanarak gayet güzel yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ıslak bir görünüm var gözlerinin. O ıslak görünüm için de krem farları tercih edebilirsiniz. Ben elimle uygulayacağım şu an. Daha sonra fırçayla yayabilirsiniz. Şimdi daha koyu bir kahverengi alacağım elime. Bunun için de Milk Matte paletinden şu kahveyi seçtim. Bir karıştırma fırçasıyla alıyorum. Buralarda böyle sürebilirsiniz. Şimdi siyah fara geldi. Aslında bunun için göz kalemi de kullanabilirsiniz. Ama ben far kullanacağım. Şimdilik böyle bir yöntem üzerinden gitmek istiyorum. Sephora'nın dörtlü paletlerinden bir far kullanıyorum. Şöyle bir far fırçasıyla. Önce diplerden, kirpik diplerimden başlıyorum. Güzel şey, yayma üzerine giden bir makyaj bence bu. Ne sürüyorsanız hepsini yayıyorsunuz. Yine color tattoo'yu alıyorum. Birazcık da göz hatlarını yapacağım sanırım şimdi. Çünkü dökülme ihtimalini düşünüyorum. Color tattoo'yu alıyorum. Herhangi bir far fırçası ile göz hatlarımı da süreceğim. Bu kahverengi, bunun içindeki kahverengiyi alıp birazcık daha koyulacağım. En önemli kısımlardan biri siyah göz kalemine geliyoruz. Bunun için uygun olduğunu düşündüğüm iki tane göz kalemim var. Biri Flormar. Zaten klasik waterproof diyor ama asla waterproof olmayan göz kalemi. Bir de Avon'un Enio serisindeki şöyle bir göz kalemi. Bunu ve şunu neden sevdiğimi hemen açıklayayım. Enio olan, yani Avon olan çok güzel dağılıyor. Bu da çok güzel aktığı için böyle bu makyajı çok güzel gideceğini düşünüyorum. Evet. Bir kalemin akması bazen işimize yarayabiliyor böyle durumlarda. Şimdi göz içime bunu süreceğim. Gördüğünüz gibi ne kadar buğulu bir görünüm var ama bu dişlerini doldurmak için de şimdi en iyi alıp birazcık da dışlarına kontür geçeceğim. Don't you come back.
gördüğünüz gibi ne kadar güzel akıyor. Bir kalem bu kadar güzel akabiliyor. Çok seviyorum kendisini. Çok güzel akıyor çünkü. Böyle aslında göz makyajının tamamı neredeyse bitti. Tek yapmam gereken şimdi yine kahverengi alıp birazcık daha karıştırma işlemini yapmak. Yine kahverengi alıyorum, böyle biraz karıştırıyorum. Hatta bunun için isterseniz kahverengi almaya da bilirsiniz ama birazcık daha yayılmaya ihtiyacı var diye düşündüm ben makyajın. Bu da dengeli bir yayılma sağlayacak. Aslında kıza hiç benzemesem de işte makyajı böyle. Sıra geldi. Kirpiklerden önce acaba başka bir şey mi yapsam? Bir saniye bakalım kızımıza. Kızımızın tipini gösteriyorum. Böyle. Biraz daha kahverengi katabiliriz sanki. Evet. Gözünün altı o kadar mor ki kusura bakmayın, ben o kadar mor yapamayacağım. Çünkü bugün dışarı çıkacağım ve... Ya zaten normal hayatta onu da yapmayın yani. Bence. Gerek yok. Niye ben karar veriyorsam buna yani, istediğiniz yapın da. O kadar göz altına inmeyin yani. Benim bir de zaten göz altlarımın torbalı, küçük torbalı halinde olduğunu düşünürsek. Bence gayet böyle bir makyajı var. Evet, gayet böyle yani makyaj. Birazcık daha siyah eyeliner katabilirsiniz isterseniz. Bunun için de yine Enuva alacağım. Yeterli olmadığını düşünenler için siyahlı. Sonra yine dağıtma tarafıyla dağıtıyorum. Böyle. Bu sefer benzedi. Bu sefer göz makyajı bitti. Şimdi önce ben yüzü bir halletmek istiyorum. Ne zamandır kullanmadığım ama artık bitmesine çok yakın olan bir ürünü gösteriyorum hemen. L'Oreal'i artık almadığımı biliyorsunuz. Bunu bitirdikten sonra bir daha almayacağım ama dediğim gibi eğer siz bu tarz şeyleri önemsemiyorsanız, gerçi gelmiyor. Bozulmamış. Evet, çok güzel. Çünkü daha yeni almıştım. Bitmiş yani bu neredeyse. Gelmiyor artık. İçine birazcık da wake me up koyacağım. Ki wake me up'ın da neresinde olduğumu görün. Bayağı kullanıcı bir insanım herhalde. Şöyle aldım biraz. Ten rengim asla uymuyor ve ten rengimi uydurmak için uğraşmayacağım. Onun yerine daha farklı, normal suratımı kapatmayı düşünüyorum. Çünkü ten rengimiz gerçekten hiç uymuyor. Onun yerine öyle esmer biriyseniz nasıl bir şeyler yapabilirsiniz onu hemen göstereceğim. L'Oreal önceden suratıma çok güzel oturuyordu ama şu an bir tabaka gibi duruyor bazen. O yüzden sanırım Wake Me Up L'Oreal'e göre daha çok beğendiğim bir fondöten oldu. Şimdi Estée Double veya Concealer kullanacağım ama aslında şu noktada çok fazla kapatmanıza gerek yok. Azıcık uygulasanız da yetecektir. Çünkü o göz altındaki kahverengiler makyajımızda zaten var olması gereken kahverengilikler. Şimdi fırçayla daha dikkatli bir şekilde yaymak için fırça kullanacağım. Hemen kirpiklerimizi halledelim. Kirpikler için de pek tabii ki benim bu ara açık ara favorim olan Essence Big Lashes ve yine açık ara favorim olan Estée Lauder Subtimus Extreme. Bunlar şimdi deneme ürünleri olduğu için bir daha alınmayacak Estée Lauder oldukları için ama Big Lashes'ı gayet beğendim. Bunları da birazcık daha şey kullanmaya çalışıyorum. Çünkü böyle ürünleri bilmiyorum. Tayvan deneyi yapmayanlar arasında bulabilir miyim? Bir bakmak gerekiyor. Şimdi hemen kirpikleri kıvıralım ve rimeli sürelim. Eğer aşağı sürmekte zorlanıyorsanız böyle gözünüzü kapatırsanız aşağı kirpiklerinize sürülmüş olur. Evet,
gözler neredeyse bitti. Tek yapmamız gereken küçük bir aydınlatma. Onu da bu Meet Matte Batik sarı ile kaşlarımın altını hemen aydınlatacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen kaşlarımızı hallediyoruz. Böyle kaşlarımı da hallettim. Sıra geldi yüze. Yüzümüzde ne gibi şeyler yapabiliriz? Onun esmerseniz özellikle sizi daha sağlıklı ve birazcık daha ona benzetecek yöntemler nedir? Pudram uçtu. Baştan konuşuyorum. Şimdi Stay Matte pudra kullanacağım. Daha sonra onun yüzüne birazcık daha benzeyecek şeyleri kullanmaya başlayacağız. Sıra geldi bronzer'a. Onun yüzünde en çok fark ettiğim şey bu herhalde, bronzer. Onun için ben Rimmel'in bronzer'ını kullanacağım çünkü bunun gerçekten rengini ve tonunu seviyorum. Onun için de böyle bir pudra fırçasını kullanacağım ben büyük olduğu için. Esmerseniz benim uyguladığımdan daha yoğun da uygulayabilirsiniz bronzer'a. Benim tenimde çok belli oluyor diye ben bronzer'ı çok uygulamak istemiyorum. Ama genel olarak yaptığı şey birazcık daha bronz katmak kendisine. Birazcık daha bronz gözüküyorum yani şu an. Şimdi geri kalan dudaklara falan bakarsak birazcık. Ondan önce ama bir saniye. Ondan önce yapmak istediğim şey var. Azıcık burnuma kontür yapmak istiyorum. Ne kadar ince gözüküyor lan. Böyle azıcık daha ince ve uzun dursun diye. Şimdi de dudaklara geçebiliriz. Dudaklar bence biraz tehlikeli. Ve benim normal hayatta kullanmayacağım bir şey olsa da şimdi yapacağım, göreceksiniz. Kırmızı ruj kullanacağız. Böyle bayağı kırmızı. Golden Rose'un 200... Kaçtı bu? 213'tü galiba. 231'miş pardon. 231 numaralı dudak kremini kullanıyorum. Dudaklarımı küçültmem lazımdı ama. Küçültü. Ya kırmızı ruj da küçültsen de kötü durur diye düşündüm. Küçültmüyorum. Pembe gibi duruyor mu? Yok, kırmızı gibi duruyor. Bildiğiniz çok kırmızı bir renk ama bu. Daha sonra da bu mini şey... paleti alıyorum. Voyage paleti alıyorum elime. Ve buradaki kırmızıyı kullanacağım. Buradaki kırmızı da gayet güzel bir kırmızı çünkü. Bu kırmızılık gayet güzel bir kırmızı oldu ama dudakları çok çok daha parlak olduğu için ben başka bir şey kullanacağım üstüne. Bu dudak balmı aslında çok parlatıcı gibi sayılmaz ama gayet güzel parlatıyor ve bende şeffaf bir parlatıcı yok. O yüzden bu dudak balmını biraz alıyorum. Islak bir görüntü vermesi için. Sizin parlatıcınız varsa parlatıcı kullanın tabii ki. Bu kadar. Makyajı sadece bu kadar. Üstüne daha kalıcı olmasını istiyorsanız tabii ki de Fix Plus sıkın. Şimdi de bakalım benzemiş miyim gerçekten. Yani tip olarak asla benzeyemem de bence biraz olmuş. Belki onun ucu daha turuncuya kaçıyordur. Ona bir şey diyemem. Ama göz makyajı böyle. Eğer siz yapmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Saçlarımı da böyle dağıtayım. Onun saçları gibi olsun azıcık. Simsiyah ve esmer bir kadına benzemek bu kadar zor işte. Bana beyaz kadınlarla gidiyor.
Follow me on Twitter, on Instagram, on @VanessaHudgens, and check out my movie, Give Me Shelter. I hope you guys enjoy it.